1980'li senesinden itibaren günümüz zamanına kadar serinin en bilinen karakterlerinden birisi olan, belki de Street Fighter denildi mi akla gelen ilk isimlerden birisi olan Ryu, eğitimine son derece odaklanmış ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir dövüşçü olarak karşımıza çıkar. Bir noktada serinin ana kahramanı bile denilebilir, zira ilk oyundaki başrolde Ryu'dan başkası değildir. Ryu için başlarda Ryuchi ismi uygun görülse de sonradan kısaltılarak bugünkü halini alacaktır. Tasarım sürecinde Karate Master isimli manga ve aynı zamanda bir kickboksçu olan Yoshiji Soino'dan esinlenilmiştir. Karakterin ilk oyundaki geleneksel karate duruşunu değiştirmek isteyen geliştirici ekip, ikinci oyunda Bruce Lee'nin Enter the Dragon filminden ilham alır. Bu arada bir aksilik olmazsa Bruce Lee ile ilgili şöyle güzel bir video da yapmayı planlıyorum, buradan da belirtmiş olayım. Kişilik olarak Ryu, bilge, alçak gönüllü ve itaatkar biridir. Dövüş sanatlarında tam bir usta olabilmek için dünyayı dolaşır. Aslına bakarsanız bu bitmek nedir bilmeyen arzusu da kendisini tam olarak iyi bir kimse yapmaz, çünkü asıl gayesi usta bir dövüşçü olmak olduğu için sırf en iyi olma dürtüsü yüzünden kendisine hırsına yenik düşen bir dövüşçü olarak tanımlamak mümkündür. Hatta bazı kaynaklar Ryu'nun çeteler ve uyuşturucu tacirleri için fedai olarak çalıştığını, amacına müdahale edilmediği sürece kimin için çalıştığıyla ilgilenmediğini de ekler. Çocukluğundan beridir en iyi dostu olan Ken Masters'la birlikte Ansatsuken eğitimi alan Ryu, Usta Gouken tarafından yetiştirilmiştir. Ken'in Ryu'nun hayatındaki rolü öyle yabana atılacak bir düzeyde değildir. İkilinin arasındaki bağın çocukluklarına kadar uzanması bir kenara dursun, özellikle Ryu'nun Satsui no Hado ile olan iç mücadelesi konusunda Ken'in epeyce bir payı olduğu da inkar edilemez bir gerçektir. Peki nedir bu Satsui no Hado şeklindeki söylemesi de veya başka bir deyişle telaffuz etmesi de biraz değişik olan kavram? Satsui no Hado, çok kısa özetle, ölümü ve yıkımı merkezine koyan karanlık bir enerjidir. Kullanıcısını içten içe ele geçirip güce ve ölüme karşı büyük bir istekle doldurur. Street Fighter serisinin belki de en dikkat çeken karakterlerinden birisi olan Akuma, bu güçle beraber oldukça ölümcül bir hale gelmiştir. Ancak Ryu'nun sahip olduğu Satsui no Hado gücü Akuma'dan daha fazladır. Yine de Ryu'nun bu gücü kullanmaktan ziyade kontrol altında tutmayı, hatta bir noktada üzerinden atmaya çalıştığını görebiliriz. Misal Evil Ryu ve Cage isimli karakterler kısaca bu konuya örnek olarak gösterilebilir. Ryu henüz küçük bir çocukken yetim kalmış ve Usta Gouken tarafından evlat edinilmiştir. Usta Gouken Ryu'nun nazarında bir baba konumundadır. Karakterin Ken ile olan tanışıklığı da bu zaman zarfında gerçekleşir, bu da bir noktada ikilinin kardeş gibi büyümesini sağlar. Street Fighter Ken Masters videosunda da bahsettiğim üzere Ryu ve Ken ikilisi 20'li yaşlara geldiğinde Gouken artık hazır olduklarına inanır. Akabinde yeteneklerini dünyanın dört bir yanında olan en iyi dövüşçülere karşı test etmek adına bir yolculuk boy gösterir. Ken Masters rotasına Amerika'ya doğru yön verirken, Ryu ise Mai Tai İmparatoru olarak da adlandırılan Sagat'la yüzleşmek için tek başına Tayland'a gidecektir. Ancak Mai Tai İmparatoru ile dövüşmek öyle kolay bir iş olmadığı için, Ryu öncesinde Sagat'ın dikkatini çekebilmek adına yaklaşık 20 kadar dövüşçüyle mücadele eder. Ryu'nun teker teker kazandığı dövüşler yüzünden Mai Tai sanatının itibarının zedelendiğini düşünmeye başlayan Sagat ise çok geçmeden Ryu ile yüzleşir. Fakat Sagat'ın yaptığı bu şey kendisine pahalıya patlayacaktır. Street Fighter animasyon filminin başlangıç sahnesinde de gösterildiği gibi Sagat'ın göğsündeki o büyük yara izine sebep olan kişi Ryu'dur. Ryu'nun meşhur Shoryuken hareketi Sagat'ı alt ederken az kalsın ölmesine dahi yol açacaktır. Burada bir parantez açalım. Bahsi geçen animasyon filminde böyle bir ibare yok ama Sagat'ın göğsünü yaran Shoryuken hareketi sırasında Ryu'nun, yanlış hatırlamıyorsam, Evil Ryu'ya dönüştüğü hakkında bir okuma da yapmıştım. Bunu da eklemiş olayım. Velhasıl yaptığı bu hareketin bedelini kendisine intikam arzuları besleyen yeni bir düşman yaratarak ödeyen Ryu,
dünyanın en iyi dövüşçüsü olduğu söylenen Sagat'ı alt etse de kişisel gelişimine hız kesmeden devam edecektir. Karakter buradan sonraki motivasyonunu da bu şekilde sürdürür. Zaman zaman Akuma ve M. Bison tarafından manipüle edilmeye çalışılması da çıktığı bu kararlı yolculuğunda bir engel teşkil etmez. Devamlı antrenman, devamlı eğitim, devamlı mücadele şeklinde azim yüklü bir hayat. ...1994 senesinde gösterime giren Street Fighter filminde Ryu karakterini Hong Konglu oyuncu Byron Man üstlenmiştir. Yine Street Fighter Ken Masters videosunda da bahsettiğim üzere Ryu ve Ken karakterleri bu filme göre iki dolandırıcıdır. Video boyunca bahsettiğim hiçbir olayla ilgi ve alakaları yoktur. Tıpkı diğer Street Fighter karakterlerinin bu filmde hiçbir alakasının olmadığı gibi. Mesela sadece basit bir örnek vereyim. Şu sahnede gördüğünüz hareket meşhur Hadouken diye konulmuş. Yani bu amaçla konulmuş olması lazım çünkü karakter hareketi yaptıktan sonra çok kısa bir süreliğine ekran beyazlaşıyor. Sonra yine oyuncunun el hareketi Hadouken şeklinde gibi. Yani özetle Hadouken olacakmış, olamamış ama az kalsın oluyormuş gibi saçma sapan bir şey söz konusu. Görüntüyü yavaşlatıp çok kısa ekrana koyuyor ve yorumu size bırakıyorum. Bu arada yeri gelmişken şunu da aktarayım. Her videonun sonunda bahsettiğim 94 yapımı bu filmin haricinde Street Fighter Assassin's Fist ve Street Fighter Legacy gibi uyarlamalardan söz etmiyorum diye bana sitem edenler oluyor. Açıkçası bu gibi uyarlamalar hayran yapımı işler olduğu için, yani büyük bütçeli işler olmadığı için es geçiyordum. Bir fırsat bulduğumda Assassin's Fist'i izleyeceğim ama her şeyden önce çoğu videomda yerden yere vurduğum bu filmden daha iyi olduğuna da inanmıyor değilim. En azından serinin arka plan öyküsü açısından Street Fighter'a daha çok benzeyen bir iş gibi görünüyor. Çünkü yanlış görmediysem Gouken, Akuma falan var ve Ryu ile Ken'i merkezine alan bir yapım. Dediğim gibi bir fırsat bulduğumda izler, belki bu yapımla da ilgili bir video da çekeriz diyerek burada bitirelim. Serinin en old karakteri Ryu'nun hikayesini izlediniz sevgili arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir aksilik olmadığı takdirde bir sonraki video M. Bison olacak ve böylelikle şu güzide ekrandaki tüm karakterleri tamamlamış olacağım. Daha fazla Street Fighter videosu ve bu tarz retro oyunların videoları için şu anda izlemekte olduğunuz bu videonun açıklamalar kısmına bakmayı unutmayın. Sizleri çocukluğunuza götürecek epeyce bir video olduğunu iddia ediyorum. Discord, Instagram gibi sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize güzel bakın. Sağlıkla kalın. O eski güzel günlerdeki gibi musmutlu kalın efendim. Sevgiler.